Saros Körfezi gibisi yok dünyada. Eşsiz bir coğrafya. İş makineleri oraya da girdi efendim. Son olarak Saros Körfezi'nin kendini yenileme gibi bir özelliği de var. O Körfez bölgesindeki coğrafyanın, o yeşilliğin, ama insan eliyle öyle ihanet ettik ki biz doğaya, artık yenilenebilecek gibi değil. Mahkeme kararı tanımıyorlar, hukuk, yargı takmıyorlar, çevre halkının tepkilerini dinlemiyorlar. Para hırsıyla doğayı mahvetmeye devam ediyorlar. Dünyanın kendi kendini temizleyen ender körfezlerinden biri. Doğal sit alanı. Yapılaşmanın bile dikkat edildiği yer Saros Körfezi. Kepçe, dozer, kamyon, iş makineleri şimdi Saros Körfezi'nde. Hem de mülkiyet sahiplerinin bilgisi dışında. Amaç ise BOTAŞ tarafından yapılması planlanan doğal gaz limanı projesi. Katar aşkı var ya, hani son günlerde moda olan bir Katar sevdası var hükümetin. İşte Katar sevdası şimdi Saros Körfezi'ne bir saldırı düzenledi. Bu saldırı aslında çevre katliamı. Liman sadece Katar'ın gemilerini getirecek, bağlantıyla o gazı bize satacaklar ve Avrupa'ya satmayı planlıyorlar. Ama 10 bin ağaç kesilecek, 35 kilometrelik boru döşenecek. Kimse istemiyor. CHP'li Gaytancıoğlu'nun da bahsettiği gibi bölge halkı da, çevreciler de karşı projeye 50 bin imza topladılar. Uzmanlar da ÇED olumsuz raporu verdi. Ancak proje iptal edilmiyor. 14 ayrı bilim uzmanı da ÇED olumsuz raporu verdi. Buna rağmen arkadan dolandılar. Çevre Bakanlığı'nda bu kararı bozdular ve ikinci ÇED istendi. Şimdi ikinci ÇED'de yapıldı. Dosyalar uzmanlara verildi, 60 günlük de süre verildi. 60 günlük süre Ocak ayında dolacak, ancak bu sırada iş makineleri çalışmaya başladı bile. Hem de 20 gün oldu. 60 günlük süre Ocak ayının ortasında, yani 2021'de, yani bir ay sonra olmasına rağmen iş makineleri girdiler, çevreyi talan ediyorlar. Yani hukuk çiğneniyor, çevre katliamı yapılıyor. Bu gaz limanının da kimseye bir faydası yok. Bu durum ağaçların kesilmesiyle de sınırlı kalmıyor. Projenin 7 kilometre ilerisinde daha büyük bir tehlike var. Yapılması düşünülen limanın tam 7 kilometre ilerisinde aktif diri bir fay hattı var. Anlatıyoruz, direniyoruz, söylüyoruz, direnmeye devam edeceğiz. Saros Körfezi yaşayacak, torunlarımıza güzel bir miras bırakacağız. Bu işin içinde de mi Katarlılar varmış? Sayın Vekili açıkladı. Katarlıların içinde olmadığı proje yok memlekette zaten. Hani insanın da başka, dünyanın herhangi başka bir ülkesinde bu kadar rahat bu katliamlara imza atabiliyorlar mı acaba diye sorası geliyor.